Aslen Midilliliyiz. Sarımsaklı'da baktığınız zaman köylerimiz gözüküyor. Bu ananın köyüdür, şu babamın köyüdür vesaire. Doğal olarak biz doğuştan Turancıydık. Büyüklerimiz gelir ve rüzgar geliyor, kokusu geliyor falan diye bir ömür boyunca ağlamalarını, iç çekmelerini gördük. Elbette o toprakların tekrar bizim olması en büyük hayalimizdi. Bunu söylediğimizde sınıf arkadaşımız bile, anlamayanlar bile vay seni bir de Turancı, pis faşist diye ömrümüzün yarısı, hatta yarısından fazlası bu ülkenin sokaklarında haşlanarak geçti. 12 Eylül'den sonra Bizim Ocak dergisini çıkaran ekiplerim ben ve Bizim Ocak dergisi olarak yurt dışı Türkler özel sayısı hazırladık. CHP Genel Sekreteri Durmuş Fikri Sağlar Bey'e yurt dışı Türkler konusunda ne düşünüyorsunuz sorusunu tevdi ettiğimiz zaman kulakları çınlasın. Ben yurt dışı Türkler deyince sadece Almanya'daki Türkleri anlarım demişti. Cehennemiz belediye Sayın Başkanım, size minnetlerimi ifade ederim bu bağlamda. Bu çok önemli. Türk Birliği, Birleşik Türk Devletleri, bireyleri, hatta boyları aşan bir realitedir ve öyle bir ihtiyaçtır. Değil siyasi partiler. Ama bu mesele bir bilgi meselesidir. Epistemoloji meselesidir. Dikkat etmekte fayda vardır. Turan, Turan diyoruz. Hoşumuza gidiyor. Kulağımıza çok hoş geliyor. Turan Türkçe bir kelime değil ki. Turan bizim düşmanlarımızın, kanımıza ekmek doğramak isteyenlerin ön yargılarla bize taktığı bir etikettir, bir markadır. İran, Turan. Durduğumuz yeri iyi bilmeliyiz. Din alışkanlığı, pelesenek, kültürel alışkanlıklarla ben de Turancı olduğumu söylüyorum, Turan diyorum. Ama mesela işte Birleşik Türk Devletleri diyebiliriz. Başkanına nasıl bakabiliriz? Elin oğlu bu yoğurdu nasıl yiyor? Elin oğlu, el, yad ellerin çocukları bu işleri nasıl yaptılar? Ne yaptılar? Yani 1492'de Kristof Kolomb İstanbul'a geldi biliyor musunuz? Padişah Efendimiz ikinci Beyazıt'la görüşmek istedi. Hindistan'a gitme projesini anlatmak istedi. Biz cihan hakimi sanki Kristof Kolomb mümkün değil görmesi. Ama elbette bu makul kefere oradan buraya gelmiş diye yeterli gerekli çavuşlarla görüştü. Dinlediler projesini. Ve bir kaynakta 10 bin altın olarak gördüm ama ikinci bir kaynakta 40 bin altın ihsan edilmiş. Ben hep 40 bini kullanırım. Amerika'nın keşfinde 40 bin altınımız var. Bizim Beyazıt ya kabul etseydi projeyi ya Amerika'yı biz keşfetseydik nasıl bir dünya olur? Latin Amerika mı olurdu? Latin Amerika mı olurdu? Adı ne olurdu? Tüm dünyanın tarihin akışı değişirdi. Kızılderililer yeryüzünün en büyük katliamına tabi tutulmazlardı. Hocam Latin Amerika'da mı söylüyor? Latin Amerika'da Kızılderililere biz antropolojide ve halk biliminde mestizo culture deriz. Karışmış kültürlerdir. Onların gerçek kültürel damarlarını bile takip edebilmeniz çok zordur. Ama bütün vahşiliklerine rağmen Anglo-Saksonlar kültürleri karıştırmadılar. Bilinçli olarak. Sadece bu adlarına araba çıkanlar var. Cherokee, Cherokee. Hatunum sağ ol. Cherokee'ler, onlar Hristiyanlaştıkları için sürgünlerle o ödüllendirmeye de uğradılar Cherokee'ler olarak. Onlar biraz karıştı.
diğerleri ayrıştırıldılar ve devam ediyor. Israrla da inatla. Ama bugün Kuzey Amerika'daki Kızılderililerin toplam sayısı bütün karışıklıklar ama sadece 2 milyon. Bunun dörtte biri Navajo'lar 500 binle el önde. Öbürü de çok küçük. Bazen görürsünüz, ben falanca Kızılderili milletinin son bireyi. Çok tanıştım partilerde böyle tiplerle. İbret verici, dehşet verici. Dolayısıyla bu mesele epistemoloji meselesi. Gavur nasıl yaptı, nasıl yedi? Bakın, Haçlı seferlerini bağrında söndüren Oğuz çocuklarıyız biz. Ama bizim Haçlı seferlerinde kafalarına vurduğumuz yumruk Batılıları kendileri hakkında bir tereddütte düşürmedi. Bizden aldılar, kendilerine mal ettiler. İbn-i Sina'dan, Farabi'den, Diyev'den ne işlerine geldiyse kendilerine dönüştürdüler. Çoğu zaman çalarak, intihar yaparak. Lakin Amerika meselesinde iş farklı oldu. Yerlileri gördüğü zaman Avrupalılar şunu düşündüler. Bunlar maymun mu? Yoksa insan mı? Maymunsa buruk yemeye devam edebilirler. Ama insansa İncil Şerif'in tebliğ edilmesi gerekiyor. Bu tartışma çok uzamadı. Misyonerler Kızılderililerin içerisine gittiler, yerleştiler. Onların dillerini ve kültürlerini öğrendiler. Bir müddet sonra gördüler ki nedensiz yere Amerikan yerlileri Kızılderililer Avrupalılardan daha az adam öldürüyor, daha az katiller. Nedensiz yere daha az hırsızlık yapıyor, nedensiz yere daha az tecavüz ediyor falan. Bir müddet sonra bu iş değişti. Bu defa yahu bunlar bizden daha erdemli, bunlar bizden daha soylu. Noel Savage dediğimiz soylu vahşi tutkusu oldu. Ona dönüştü. Yeni bir kavram. Yani 8-10 tane ciddi filozof Batı'nın kendi hakkındaki ilk tenkitleri, ilk kendi üzerinde düşünmelerini, anlamalarını sağlamaya çalıştı. Hikaye uzun ama kısasına birkaç noktasına dokunup geçeyim. İklime bağlayanlar oldu. Soya sopa bağlamak isteyenler oldu. Çünkü dikkat ederseniz ölçüt, ahlak, etik, meta etik. Benim hanımın yine doktora tezidir bu. O daha teferruatlı bilgi verecektir konuşmasında. Meta etik yani erdem, ahlak, Türk kültürünün sınırlarını çizmede nasıl bir ölçüt olabilir? Aha bakın 500 sene önce başladı ölçüt olmaya. Halk bilimi dediğimiz bizim alanın doğuşunun nedenlerinden birisi bu. Avrupalılar kendilerini araştırmak için halk bilimini ihdas ediyorlar. Kendi dışlarındakileri de araştırmak için antropolojiyi ihdas ediyorlar. Çifte standardın daniskası ta kendisi de burada da kendisini gösteriyor. Ama mesele nasıl bir bilgi meselesidir, nasıl bir epistemoloji meselesidir, son derece açık. Ahşana hocamı dinlerken senelerce Almatı ve Astana Üniversitesi'nde genetikçi var. Kendisi de ondan referans alıyor. Leyla Canguzova, Zaksılık Sakıroğlu. Ben bu ikisiyle 7 senedir kavga ediyorum. Siz genetiği bilmeyen bir şey edersiniz diye. Zaksılık Sakıroğlu 20 dakikada ben de konuşabilirim, de galip edeceğim. Onun için flashbackler yapacağım oradan buradan. Nerede bu şey? Şunu alalım. Teşekkür ediyorum. Bu arada Çorum'u çalışan hocama da cevap vereyim. Başkanıma da cevap vereyim. Hepinize de cevap vereyim. Flashbackler yaparak gideyim hiç olmazsa. Çobanoğlu hocama da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bana çok ilginç bir yön verdi. Alşan Hoca dedi ki
Kayaniler, Zerdüştilerin, yani Zerdüşt'e yol veren Kayaniler, Osmanoğullarının akrabasıdırdı. Kayaniler de ilgili. Kayaniler Medde'li Kur'an sülaledir. Kayanilerle ilgili benim elimde 18 tane genetik sonuç var. Kayaniler Osmanlı'nın hiç alakası yok. Kayaniler kimdir? Kayaniler Kimberlerin amca çocukları. Kimberlerden Kayaniler bugün nerededir? Bugün Fransa'da Libya asıllarından kavga eden Marsilyalılar işte bunların atasıdır. Marsilyalıların atası. O yüzden genetiği konuşmayacağım dememin sebebi genetik tehlikelidir. Yaptığınız en güzel şey Türk halkları bildiği demişsiniz. Kültür üzerinden gidelim, dil üzerinden gidelim. Genetiğe uğramayın. Uğradığınız zaman başınız belaya girer. Ben şimdi size benim başımın belaya nasıl girdiğini anlatacağım. Genetik. Çoğunoğlu hocamın söylediği gibi arkeoloji aslında antropolojinin bir dalı olarak doğdu. Davranış bilimi olarak doğdu. Arkeoloji bir davranış bilimidir. Mezardaki adam nasıl davranıyor? Ne demek bu? Ulan bunu nasıl yatırıyoruz mezara? Yönünü ne tarafa çeviriyoruz? Yanına ne koyuyoruz? İşte arkeoloji bunu anlatır. Kültür budur. Çoğunoğlu hocamın söylediği şey budur. Eğer bunu doğu batı yönünü kuruyorsanız siz muhtemelen kurban kültürünün çocuğusunuz. Eğer bunu kuzey güneyli koruyorsanız siz muhtemelen nostratiksiniz. Yani kuzeylilerin çocuğusunuz. Yanına rakı koyuyorsanız İskit kökenlisiniz. Öyle. Dünyada en çok içen bile. Kafatasınız dolikosefal ise eğer, yani hem Çorumlu saygıdeğer hocamın hem de Özkul hocamın söylediği gibi rakipsefal iseniz, siz İskitli, efendime söyleyeyim Saka veyahut da Oğuz Boğuz değilsiniz. Ama siz sarmaz. Kafanın dolikosefal olmasının bir özelliği var. Asurlulardan beri geliyor. Sarri diyorlar bunu. Sarri demek. Kutsal alan demek. Ve kutsal olabilmeniz için kafanızın dolikosefal olması lazım. Şimdi arkeoloji dediğimiz şey kültüre değişim ve çeşitliliği anlatır. Benim şu ana kadar lafı güzaf ettiğim şey. Kültürel değişim ve çeşitlilik dediğiniz zaman işin içine Alşanak hocamın dediği şey de giriyor. Kültürel değişim dediğiniz zaman buna arkeolojide, tarihte difüzyon diyorlar. Difüzyonizm. Ya da bunu tarih sosyolojisine, politikaya çevirdiğiniz zaman kolonyalizm deniyor. En büyük kolonyalistler Yunanlılar. Peki bunun arkeolojideki anlamı ne? Bunun arkeolojideki anlamı difüzyonizm, kültürel materyalizm ve kültürel evrimden oluşan bir çerçeve çiziyor. O yüzden Darwin ve Marksizm arkeolojiye, antropolojiye ve genetiğe damgasını vurmuştu. Genetiği iyi bilmezseniz içinde bocalarsınız. İşte difüzyonizm bu demektir. Avcı toplayıcılar, bizim Göbekli Tepe'yi de avcı toplayıcı yaptı. Hikmet Kırık denilen kırık kafalı profesör bizi Göbekli Tepe'yi avcı toplayıcı yaptı. Sen bu kadar alıp dikeceksin. 12 metrelik 20 tonluk taş dikeceksin ve avcı toplayıcı olacaksın. Adama aptal derler. Tarım toplumunun
avcı toplumun içinde yayılıp bunlara tarımı öğretmesi, ne biz difüzyon diyoruz. Difüzyonizm dediğimiz şey arkeolojide bu. Bu ne kadar önemli? Bu kadar önemli. Tarihiniz varsa, Orta Asya tarihi devede kulak. Milattan önceki bir devede bir şey yok. Ama burada çok büyük bir tarih var. Avcı toplumları neolitik toplumlara geçişte, yani difüzyon olduğu zaman bana bir tane örnek veriyor Avrupalı. Özgür Çobanoğlu hocamın söylediği çok şey çok doğru. Kökeni burası. Diyor ki bunun örneği milattan önce 12 bin yılında Jeriko'dur. Buradan yayıldı Anadolu'ya, Anadolu'dan da adalardan Avrupa'ya geçti. Tamam, eyvallah. Alçada hocamın karıştırdığı Zaksılık'ın, Leyla Cengizova'nın karmakarışık ettiği şeyi burada düzeltelim. Diyoruz ki o zaman burada, kardeşim Jeriko tarım toplumu ise, Jeriko bunu Avrupa'ya götürdüyse, bunun genetiğin olması lazım. Bunun bir genetiği olması lazım. Avrupa'da ben bunu görmem lazım. Jeriko toplumu bugünkü Yahudilerin atasını oluşturan toplum. Yani J2 diye bir haplogrubuna sahip. Avrupa'da baktığımız zaman Yahudi toplumunu bir yerde görüyorum. Sadece bir yerde. Rhineland hipotezi diyorlar buna. Rhineland hipotezi bugün Avusturya'dan başlıyor. Almanya, Çekoslovakya, Danimarka'ya kadar, İsveç'e kadar çıkan bu vadinin ismi Kara Orman. Buraya yerleşmişler. Yavruyor. O zaman şöyle bir şey söylüyoruz kardeş. Tamam. Geleni kabul ettik. Jeriko tarih toplumu. Bu Avrupa'ya götürüldü. Ama Rhineland hipotezini oluşturan Yahudilerin Avrupa'ya gitmesi milattan önce 800'den ileri gitmez. Ne yapacağız? Ortada 9200 senelik yıl var. O zaman arada Göbekli Tepe olması lazım. Ve bunun genetiği arttığı olması lazım. Göbekli Tepe ile Çatalhöyük'ü çalışan Kavali Sforza denilen bir adam var. Kavali Sforza'ya Bendeniz daha yeni asistanken asistandı mı hocanın şeyine şununla bununla değil diyerek belki saplık belki salaklık ettim diyerek Kavali Sforza'ya Çatalhöyük'te kemik götüren adamlardan biriyim ben. Sonra Kavali Sforza bunun karşılığında benim hocamın yanlışlığı sayesinde bana Chicago Üniversitesi'nde doktora vaat etmişti de onun için böyle yapmıştık. Ben de genç asistandım. Ulan ben Chicago'da doktora yapacağım diye kendileri götürüp dedim. Sonra da baktı ki ulan yabancı böyle yapmıyor. Dirsek çeviriyor. Biz aldık havamızı. Ama kemikler gitti. Kemikler gittikten sonra ben 1987'nin ocağında Allah nasip etti. Ankara Veteriner Fakültesi'ni ben üçüncülükle bitirdim. Makine Üniversitesi bana davette bulundu. Gel burada çalış diye ben Kanada'ya gittim. Changer. Oyunu değiştiren, kuralı değiştiren DNA aldım. Eğer bugün tarih, arkeoloji, antropoloji, halk bilimi, sosyoloji, genetiği ön plana almadan çalışırsa yalan olur. Şimdi diyoruz ki biz, evet strateji ben belirlemiyorum.
Game changer veririm diyor. Benim yapabileceğim bir şey yok. Benim yapımda olan belirliyor. Benim hiçbir şey yaptırmıyor. Benim DNA konfigürasyonum işi belirliyor. Şimdi hocam bir şey söyledi. Dedi ki hücrede, yani buradaki üç kağıdı size anlatmaya çalışacağım. DNA bize ne tür bilgi veriyor? DNA dediğiniz şey ya da genetik araştırmalara baktığınız zaman üç tane pencere göreceksiniz. Üç tane farklı bilgi verecek. Alşana hocama da cevabı bu. Leyla Canguzova'yla niye ben 10 senedir kavga ediyorum? Sebebi bu. Y kromozom bilgisi verecek. Yani baba yönlü kalıtım verecek. Mitokondriyal DNA bilgisi verecek. Yani anne yönlü kalıtım bilgisi verecek. Ve tüm genom verecek. Ne demek? Tüm genom şu demektir. Bir hücrenin içinde bütün DNA yekününün hepsini bir arada toplarsanız bu ne demek? Bunun içinde benim 46 kromozomum var. Bunun içinde benim mitokondriyal DNA'larım var. Bir de onlarla hiç ilgisi olmayan tRNA, mRNA'da bulunan DNA parçacıkları ya da DNA parçacıkları. Bunlar hepsiyle birlikte ama hepsiyle birlikte bir tüm genom ya da İngilizcesi whole genome ya da arkeolojide buna antik DNA diyoruz. İşte üç kağıdı burada başlıyor. ...1998-99'a kadar Y kromozomuyla ilgili bilgi veriliyordu. 2000'den itibaren conventional, yani yazılı yok olarak sadece işbar işaretle ortaklaşa kapalı kapılar arasında söyleyerek Y kromozom çalışmasıyla ilgili hiçbir makalenizi kabul etmezler. Çünkü konuya iş gelince iş değişiyor. Y kromozomu babadan ve erkek çocuklarına aktarılır. Yani soy bağını bu şekilde yaparsınız. Yani diyoruz ya Sümeryen King List diyoruz, Akadiyen King List diyoruz, Asuryen King List diyoruz, Putyen King List diyoruz. Yani kral listesi, sırası, kronolojik olarak Sümeryen'de, Akatlar'da, Asurlar'da, Putlar'da, bunlarda, Göktürk'te de. Bu soy bağı Y kromozomdan geliyor. Dünyada Y kromozomdan soy bağı yapmayan millet var mı? Anadan gelen, anneden bütün çocuklarına aktarılan mitokondrilerden var. Onlar zaten bunu yapılmasını istemiyor. Kadından soy bağı üreten sadece dünyada Semitikler. Yahudiler. Tüm genom dediğimiz şey daha budur. Yani benim yaklaşık 3 milyar nükleotitten oluşan 46 kromozomun DNA'lardaki yani messenger DNA, tRNA, mRNA'daki DNA'lar ve mitokondri DNA'sındaki DNA'lar hepsi birlikte bana whole genomu veriyor. Üç kağıt nereden başlıyor? Soy bağını açıklayıcı olduğu için Y kromozomuyla ilgili çalışmaları istemiyor. Sadece ve sadece tüm genom ve maternal kalıtım istiyor. Size karışıklıkla ilgili, kafa karışıklığıyla ilgili şeyleri getirdim buraya. Macaristan'dan var, Türkiye'den var, Pakistan'dan var. Baktığınız zaman ilk önce buraya bakmanız lazım. Bu adam ne diyor? Maternal mı istiyor? Mitokondri DNA'yı mı anlatıyor bana? Y kromozomunu mu anlatıyor? Tüm DNA'yı mı anlatıyor? İşte size verilen cevap. Yani siz aldığınız zaman, genetik tahlil yaptırdığınız zaman sana diyor ki biraz Portekizlisin, biraz Kanadalısın, biraz Sümerlisin, biraz Akatlısın falan bir şey yok diyor. Tüm DNA'dan bahsediyor. Tüm DNA'dan ne demek bu?
3 milyar tane DNI bana diyor ki whole coverage, least coverage, half coverage. Yani diyor ki DNI'ye çok dağım. DNI diyor kesiyorum makasla diyor. Trilyonlarca kesiyorum. 100 nükleotitlik, 10 nükleotitlik parçalara ayırıyorum. Sonra diyor bunların birbirine benzerliğine bakıyorum. Bu benzerlikten diyor şöyle bir şey çıkıyor. Sen diyor %8 oranında hak haklısın, %10 oranında işte orta sağlısın, kırgınsın, şu kadar avarsın, bu kadar bilmem nesin. Niye? Benzerlikler whole genomda fazla.